o kurumsal revizyon metniyle 6 partinin de Bağımsız Merkez Bankası, Ekonomik Sosyal Konsey, Yeniden Stratejik Planlama Teşkilatı'nın daha geniş yetkilerle Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması, Hasar Tespit Komisyonu'nun oluşturulması ve Kamu Özel İşbirliği Projeleri ve Türkiye Varlık Fonu başta olmak üzere memleketteki hasarın tespit edilmesi yönünde bir uzman kurulu oluşturulması gibi birçok konuda zaten mutabakatı var. Yani o yüzden bu şey haksız. Ama burada altılı masanın üzerine düşenler var mı? Kesinlikle var. Yani belki şimdi toplantıların sonunda bir açıklama yapılıyor ya. Orada da tabii hani genel bir değerlendirme, bir niyet, bir temenni ve kararlılık vesaire paylaşılıyor. Belki üçte başlık paylaşır altılı masa. Doğru, haklısınız. Öyle değil mi? Yani mesela slogan niteliği taşıyabilecek kadar kısa üç tane hedefi paylaşabilir. Ben bu konuda size %100 katılıyorum. Dediğim gibi. Bence bu işin bir noktada çok temel hatlarıyla para politikası, kamu maliyesi, sanayi, üretim, ticaret, dış ticaret, turizm, tarım, gıda, iş gücü piyasası falan bu temel maddelerde en azından eylem planları konusunda uzlaştığımız bir metnin yayınlanması Türkiye'deki siyasetin denklemini kökten değiştirir. Bu konuda niyeti olan partiler olduğunu biliyorum ben. Ama bazı çekinceler de var. Yani sonuçta bizler bağımsız partileriz. Bağımsız partiler olarak bu mesajlarımızı anlatmak istiyoruz. İşte o mesela bir kısmı denildi bunun. İşte az önce söyledim. Ekonomik Sosyal Konsey'de, Merkez Bankası'nda işte stratejik planlama yani Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulması konusunda falan söylendi. Ha bunu daha fazla iletişimini de yapmak lazım. Ama şunu çok net söylüyorum. Yani milleti muhatap olarak konuşmak lazım. Çünkü şeyin çok çok net farkındayım ben. İşte katıldığım yerlerde, sokakta. Şunu çok net görüyorum. Yani sanki karşımızda çok ciddi bir ekonomi ekibi var. Yani onlarla biz tartışacak durumda değiliz. Yani ya da çok iyi işler yapıyorlar. Evet, yani bak kimse yanlış anlamasın da ben bugünkü kadroyla, ekonomi kadrosuyla ekonomi düzeyinde konuşabileceği hiçbir şeyimiz yok bizim yani. Hani enflasyon hedeflemesi rejimini hayatında tek bir para politikası metni okumamış birisi Türkiye Merkez Bankası'nı yönetiyor. Ama yani buna rağmen de farklı bir algı yaratılabiliyorsa bununla mücadelenin bir çözüm olmalı. Bir siyaset bilimci mesela bu konuda nasıl davranılması gerektiğini düşünüyor. Ya şimdi tabii ben her toplantıdan sonra, ayda bir yapılan toplantılardan sonra açıklanan metinleri dikkatle okuyan biriyim. Serkan Bey mesela hatırlattığı bazı başlıkları. AKP'nin 20 yılda ülkemize verdiği sayısız zarardan biri de Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılması oldu. Mesela DPT'nin tekrar açılması konusunda bu partiler ortaklaşıyorlar. Bu çok olumlu, çok iyi bir şey. Fakat şu da bir gerçek ki mutfaktaki yangını, hayat pahalılığını iliklerine kadar yaşayan insanlar için Merkez Bankası'nın bağımsız olması ya da DPT'nin yeniden açılması ya da benzer şeyler söylediğiniz zaman onlara yani çok büyük bir tek başına bir umut vermez bu. Fakat şunu da çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Buyurun. Sadece hani bunu tabii sloganlaştırmak da lazım. Merkez Bankası bağımsızlığı demek fiyatların ucuzlaması demektir. Tabii. İşte ben, stratejik plan, devlet planlama teşkilatı kurulması demek memleketin parasının israf edilmemesi demek. Ben aslında zaten benim cümlem bir ama cümlesiydi. Evet. Fark etmişsinizdir gelişinden. Amadan sonraki kısmını siz getirdiniz. Öyle mi? Peki, tamam. Sanırım vatandaşa şunu anlatmak gerekiyor. Yani Türkiye'deki bu milli gelirden emeğin aldığı payla sermayenin aldığı pay arasında 2 yılda inanılmaz bir uçurma olması... Bu ne demek? Bu tamamen halktan sermayeye para transfer edildiği anlamına geliyor. Bunun mekanizmaları var. Türk lirasına kasten değer kaybettirilerek hayat pahalılığı, enflasyon körüklendi. Bu bir metot oldu. Kur korumalı mevduat bir metot oldu. Bunun çeşitli metotlarla bu yapıldı. Sanırım halka şunu anlatmak gerekiyor. Bu mevcut rejim, tek adam rejimi dediğimiz ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek gerekiyor bunun yerine. Dediğimiz yerine bunu getirmek lazım dediğimiz bu rejimin tam da kendi yapısal özelliklerinden ötürü zaten halktan sermayeye servet aktarma rejimi olduğunu anlatmak gerekiyor halka. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğiniz zaman soyut kalabilir. Hatta Merkez Bankası bağımsızlığı dediğiniz zaman da soyut kalabilir. Ama Merkez Bankası bağımsızlığı ey kardeşim enflasyonun yükselmesine karşı gerekirse faiz oranını
arttırmaktır, faizi yükseltmektir. Böylece de vatandaşın enflasyonu ezdirilmesinin önüne geçmektir. Ve bu mekanizmaların Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını istiyoruz. Çünkü. Çünkü olmadığı zaman böyle oluyor. Böyle olmasın diye olsun istiyoruz gibi gerekçelendirmeler. O tabii işin siyasal iletişim kısmı. Bu çok önemli. Fakat şuna işaret etmek istiyorum. Madem siyaset bilimci oluşuma referansla bu soruyu sordunuz. Dünyada da, yani dünyada bizden farklı değil, Türkiye'de de dönemsel olarak böyle bir ivme yakalayan, büyük bir güç yakalayan, halktan teveccüh gören kimi siyasi liderler, siyasi partiler, hareketler her zaman böyle çok da memleketlerinin karmaşık sorunlarına çok nokta atışı çözümler önerip de halk o çözümü aklı yattığı için oraya yönelmez. Mesela dünyanın en gelişmiş, en böyle okur yazar oranının eğitim seviyesinin en ileri olduğu ülkelerde bile partilerin seçim beyannamelerinin okunma oranı düşüktür söz gelimi. Kitleler liderlerle, partilerle kimi zaman duygusal bir bağ kurarlar. Ona baktığı zaman onun çeşitli özelliklerinden ötürü kendisinin yaşadığı sorunlara çözüm bulabileceği, hayat koşullarını iyileştirebileceği inancını hisseder ve bir kredi açar. Kitleler böyle hareket ederler. Yani 70'li yıllarda Ecevit birkaç basit sloganla belki kitlelerin teveccühüne mazhar oldu. Bu düzen değişmeli dedi. Evet, toplumda yükselen bir sol duyarlılıktan da yararlandı. Bu düzen değişmeli dedi. Hakça paylaşım dedi. Ne ezen ne ezilen insancı hakça bir düzen dedi. Özal kimi sihirli sözcüklerle geldi. Orta direği koruyacağım, ezdirmeyeceğim dedi. Demirel zamanında bir şeyler söyledi. Tayyip Erdoğan. Orada kitleler bir takım siyasi partileri, siyasi liderliği kredi açıyor. Mesele daha sonra size açılan o krediyi nasıl kullandığınız. Yani gerçekten de insanların, halk kitlelerinin yaşam koşullarını iyileştiriyor musunuz? Yoksa sorunlarını çözemiyorsunuz? Yoksa bilakis ağırlaştırıyor musunuz? Mesele budur. İşin siyasal iletişim kısmı bu. Ama eninde sonunda tabii kaçınılmaz olarak bazı temel meseleler masaya gelecek. Yani şimdi çok büyük bir problem olan, somut örnek üzerinden gidelim. Kamu özel işbirliği ortaklıkları, projeleri. Evet. Şimdi CHP bunları kamulaştıracağım diyor. İyi Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı bu iyi olmaz diyor. Serkan Bey diyor ki yeniden değerlenme yapılmalı. Şimdi tabii yeniden değerlendirme yaparsanız adil değer. Adil değeri tespit ederseniz zaten bunları işleten konsorsiyumların para vermesi lazım. Çünkü onlar zaten haksız kazanç elde etmişler. Şimdi bu gibi konularda eğer ki altılı masadan bir ortak cumhurbaşkanı adayı çıkacaksa, ortak bir bakanlığa kurulu çıkacaksa, ortak bir cumhurbaşkanı yardımcıları sayısı kaç kişi olur bilmiyorum çıkacaksa, ortaklaşma şart ve hiçbir partide kendi pozisyonunu dayatarak uzlaşmaya varamaz. Bununla da uzlaşma olmaz çünkü. O işin çetrefilli kısmı. Yani şimdi siz Serkan Bey ısrarla sordunuz. Yani niye böyle daha somut adımlar atmıyorsunuz? Çünkü belki de en azından mevcut koşullarda bu gündemde, bu konjonktürde o yolda somut adım atamıyorlar. O zaman da ilerleyebileceğiniz konularda ilerlersiniz. Oradaki işbirliğinizi perçinlersiniz. Daha sonra da geri dönüp buraya bakarsınız. Ne yapıyoruz beyler dersiniz. Ama partiler olarak da devam ediyoruz sonuçta yaptığımız şeyleri anlatmaya. Devam ediyoruz.